Herkese merhabalar. Zamir konusuyla Dokun sınıfta ev okulda Mart programımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün 17 Mart'tayız. Zamir gibi çok lokum, çok leziz bir konuyu öğreneceğiz. Önemli bir konu yazılarımızda çıkacak. Hiç korkmayın harika bir şekilde anlatacağız. Ve ardından da tabii ki sıfırdan 9'a Türk Edebiyatı'ndan ve Dinamo Soru Bankamızdan ödevlerimizi vereceğiz. Hadi bakalım o zaman yayınımız başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde kelime halindeki ve ek halindeki zamirleri öğreneceğiz. Son derece basit bir konu, hiç endişelenmenize gerek yok. Biliyorsunuz ki sözcük türleri iki temel kısma ayrılıyordu. Fiil soylu sözcükler yani fiiller bir de isim soylu sözcükler vardı. İsim soylu sözcüklerden kastımız nedir tabii ki? İsim, zamir, sıfat, zarf ve bir de tek başına anlamı olmayan edat, bağlaç, ünlemler. Şimdi mesela bunları hemen şöyle örnekleyelim. Diyelim ki öğrenciler bir isim, bunu biliyoruz. Öğrenciler. Ee, Dinliyor. Bu da bir fiil. Bunu da biliyoruz. Tamam. Bakın. Dinliyor. Fiil. Öğrenciler isim. Öğrenciler. Öğrenciler ismine diyelim ki bir sıfat getirelim. Çalışkan öğrenciler diyelim. Çalışkanın sıfat olduğunu bilmemiz lazım. Bakın. Çalışkan öğrenciler. Niye? Çünkü öğrenciler ismini nitelemiş. E, dinliyor da bir tane zarf getirelim. Çalışkan öğrenciler sessizce dinliyor dediğimizde sessizce sözcüğü de fiilin anlamını tamamlamış. İsimler sıfatların sevgilisiydi. Ee, ...zarflar da fiillerin sevgilisiydi. Tamam buraya kadar her şey tamam. Tabi buraya ZRF yazalım ki zamirle karışmasın. Peki zamirler ne? Çalışkan öğrenciler... ...dersi dinliyor diyeceğimize... ...biz burada mesela çalışkan öğrenciler... ...dersi yerine ne diyelim? Mesela diyelim ki... ...bunu sessizce dinliyor... ...veya onu sessizce dinliyor dediğimizde... ...işte bu kelime ismin yerine geçtiği için zamir olacak arkadaşlar. Bugün dersimizde de bunu öğrenmiş olacağız. Edat bağlaş bunlar zaten böcek gibi yani gibi, için, ve veya böyle küçük küçük sözcükler. Bunların tek başına anlamı yok. O zaman isimleri niteleyen sözcükler sıfatlardı. Fiillerin anlamını tamamlayan sözcükler zarflardı. İsimlerin yerine geçen sözcükler de zamirler olacak. Şimdi isimlerin yerini tutan kişileri ve nesneleri temsil veya işaret ederek karşılayan kelimelere biz zamir diyoruz. Bak şimdi Ahmet kitapları raflara yerleştirdi. Ahmet bir özel isim, kitap bir cins isim, raflar bir cins isim yerleştirdi fiil. İsimlerin yerine hemen zamirleri yerleştiriyoruz. Ahmet o, kitapları bunları, raflara şuraya yerleştirdi diyebiliyoruz. O bunları şuraya yerleştirdi. Kim, bak kim, neyi, nereye yerleştirdi desem bunlar da zamir oluyor. Çünkü bunlar da soru yoluyla ismin yerini tutmuş oluyor. Burada şu çok önemli. Zamirler bazen lafı uzatmamak için bazen de gizlilik için kullanılıyor yani. O bunları şuraya yerleştirdi. Ne diyorsun ya? Ne, kim ne olduğunu anlamadım yani. Ya işte o Ahmet var ya evet kitapları Hı, işte raflara yerleştirdi abi. Diyeceğine o bunları şuraya yerleştirdi diyorsan Ahmet kitap raf yerine bu sözcükleri kullanıyorsan bunlar zamir oluyor. Ahmet'in kitapları raflara yerleştirdiğini biliyorum. Bunu biliyorum da diyebilirsin. Bak bu kadar uzun bir yan cümlenin yerine de kullanabiliyoruz. Bu şiiri Aylin okuyacak. Aylin özel isim bunu biliyoruz. Bu şiiri o okuyacak dediğimizde o ismin yerine geçtiği için kişi zamir oluyor. Bu şiiri biri okuyacak dediğimizde belgisiz zamir oluyor. Yani biri belli değil. Bu şiiri kim okuyacak dediğimizde ise kim soru yoluyla ismin yerine geçtiği için soru zamir oluyor. Bu şiiri kendisi okuyacak dediğimizde kendisi de birazdan öğreneceğimiz dönüşlülük zamiri olacak. Tabi şahıs zamirlerinin yerine de geçebiliyor. Halıyı uçaktan almışlar. Şimdi onu uşaktan almışlar dediğimizde bu, onu dediğine göre bu ismin yerine geçiyor. Ama cins ismin yerine geçtiği için bu kişi zamiri değil, ne oluyor? İşaret zamiri oluyor. Yani onu dolaba koydum dersen, e burada bir şeyden bahsediyorsun, cansız varlıktan bahsediyorsun, işaret zamiri oluyor. Ama onu seviyorum, onu dershanede gördüm, onu okulumuzun en çalışkanı seçtik dersen, o tabii ki ne olacak? Bir insan oluyor, kişi zamiri oluyor. Bunu dersen bu da yine işaret zamiri. Ötekini dersen yine işaret zamiri. Neyi dersen yine soru zamir oluyor. Bunların hepsi halı isminin yerine geçen zamirler. Şimdi, zamirler kelime halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere tabii ki ikiye ayrılıyor. Kelime halindeki zamirler bildiğimiz zamirler. Yani işte kişi zamirleri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. O iyi bir öğrencidir dediğimizde bu kelime halindeki bir zamir. Dönüşülük zamiri de kendim, kendin, kendisi gibi sözcüklerden oluşuyor. Bunlar tek başına kullanılabildiği gibi kişi zamirinin anlamını da tamamlayabiliyor. İşaret zamiri bu, şu, o, bura, şura, ora, öteki, iki gibi. O aracın camına yapıştırılacak. Bu insan olamaz bak. O iyi bir öğrenci dediğimizde kesin bir insan. O aracın camına yapıştırılacak dediğimizde kesin cansız bir varlık. Dolayısıyla bu işaret zamiri oluyor. Bu kişi zamiri oluyor. O okulu geçen yıl bitirdi. Bu nedir? Kişi zamiri. KZ. O bilgisayara takılacak dediğimizde burada bir insan olamayacağı için tabii ki işaret zamiri oluyor. Belgisi zamiri ise İsimlerin yolunu belgisizlikle tutuyor. Hiçbiri. O kim ya? Herkes. Hepsi. Kimse, başkası, birçoğu, birkaçı, bazısı, biri. Ne diyorsun? Belgisiz. Herkes çalışıyor. Kimse durmuyor. Bak belgisiz zamirler. Soru zamirleri de kim, kimi, kime, kimde, kimden, neyi, neye, neyde, neyden gibi sorularla bulunuyor. Ve genellikle cümle ögelerini hatırlarsınız değil ki eskiden? Hani e, özneyi, nesneyi, yer tamlayısını bulduran sorular soru zamiri oluyor. İyilik zamirleri ve ilgi zamirleri ise ek halindeki zamirler. Defterim, benim defterim. Defterin, senin defterin. Yani iyilik eki alan sözcüklerde iyilik zamiri var. İlgi zamiri ise ismin yerine tutan ki oluyor. Bizim evimiz sizin evinizden küçük diyeceğine sizinkinden küçük diyor. Dolayısıyla ki ev sözcüğünün yerine geçiyor ve ilgi zamiri oluyor. Şimdi gelin bunların daha detayına girelim. Kişi zamirleri yani kelime halindeki zamirlerde kişi zamirleri... Varlıkları kişi olarak temsil eden ve kişi adlarının yerine geçen zamirlerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. O, sınıfın başkanıdır. Onlar ülkemizi düşmanlardan kurtarmıştır dediğimizde bunlar hep kişi zamiri. E, yani o ve onlar kişi zamiri. Dönüşülük zamiri ise kişi zamirlerinin yerine kullanılabilen ancak esas olarak kişi zamirleriyle birlikte kullanılarak cümledeki anlamı pekiştiren kendi zamirine dönüşülük zamiri diyoruz. Kendim, kendin, kendisi dediğimizde dönüşlülük zamiri oluyor. Bu tabloyu kendim yaptım dediğimizde dönüşlülük zamiri. Bu tabloyu ben kendim yaptım dediğimizde şahıs zamirinin anlamını pekiştiren dönüşlülük zamiri diyebiliriz. Bazen şahıs zamirinin yerine de kullanılabiliyor. İşaret zamirleri ise varlıkların adını söylemeden onları işaret yoluyla göstermeye yarayan kelimelere işaret zamiri deniyor. Bu, şu, o, öteki, buraya, şuraya, orası, burası dediğimizde bunlar hep işaret zamiri. Kitabı yazın okumuştum. Onu yazın okumuştum. İzmir'e iki kez gittim. Oraya iki kez gittim. Çalıkuşu iyi bir romandır. Onu yani Çalıkuşu romanını herkese öneririm diyebiliyorsun. O onlar insan adını yerine tutuyorsa kişi zamiri. O onlar insan dışındaki varlıkların yerine tutuyorsa işaret zamiri. O evini ahşaptan yapmış. Bu buradaki o kişi zamiri. O ahşaptan yapılmış dediğimizde bu işaret zamiri. Bunu zaten az önce söylemiştik. Onları yemeğe davet ettiğim dediğimizde bu kişi zamiri. Onları bu zorununa koymalısın dedi. Herhalde misafirlere değil. Bu ne olacak? İşaret zamiri oluyor arkadaşlar. Belgisiz zamir ise isimlerin yerini belirli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir. Hiçbiri, herkes, hepsi, kimi, kimse, başkası, çoğu, birkaçı, birçoğu, bazısı, biri, şey ve benzeri yani belgisiz. Dersi herkes dinliyordu. Belgisiz zamir İşin çoğu bitti. Belgisiz zamir. Biri masanın yerini değiştirmiş. Kim? Biri abi ben de bilmiyorum. Belgisiz. Belirsizlik bildiren kelimeler bir isimden önce kullanılıyor ve o ismi etkiliyorsa belgisiz sıfattır. Belirsizlik bildiren kelimeler bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamirdir. Bakın şimdi. Bazı öğrenciler okul gazetesine görev alacak dediğimizde bazı kelimesi sıfattır. Çünkü bazı öğrenciler diyor. Ama bazıları okul gazetesine görev alacak derseniz bu belgisiz zamirdir arkadaşlar. Soru zamiri de isimlerin yerini soru yoluyla tutan kelimelerdir. Ee, ne, kim, kimi, hangisi, kaçı, nereye, nerede, nereden ve benzeri sözcükler soru zamiridir. Bu paketleri içeriye kim taşıyacak? Ali. Ali isminin yerine kim gelmiş? Müdür bey ise ne söyledi? Ne sorusu gene bir e, ismin yerine geçmiş. Bu telefonu nereden aldın? Nereden? İşte Ankara'dan aldım, dükkandan aldım, İstanbul'dan aldım, yurt dışından aldım. Gene bir ismin yerine geçmiş. Bu da önemli. Soru bildiren kelimeler bir isimden önce kullanılıyor sa o ismi etkiliyorsa soru sıfatıdır. Soru bildiren kelimeler bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiridir. Bak hangi elbiseyi beğendin? Hangi elbise soru sıfatı? Hangisini beğendin dediğimizde soru zamir oluyor. Soru zamirleri cümlelerde her zaman soru anlamı taşımaz. Fakat bu kelimeler yine de soru zamiridir. Ali nereye gitti? Nereye? Soru zamiri. Ali'nin nereye gittiğini bilmiyorum desem bile bu da yine soru zamiridir. Şimdi burada ekandik zamirlere geçmeden önce şunu bir kez daha size anlatmak istiyorum. Bakın şimdi sıfatları bir daha gösterelim. Şimdi ee, soğuk diye bir sıfat olsun mesela tamam mı? İşte hatta şöyle yazayım. Soğuk ee, siyah kalemimiz var mı? Varmış. ha. Soğuk havalar geliyor diyelim. Buradaki soğuk sözcüğü bir sıfat bunu biliyorsunuz. Siz eğer burada soğuklar geliyor derseniz bakın buraya yazıyorum soğuklar geliyor derseniz artık bu cümlede sıfat yok. Niye? Biz buna adlaşmış sıfat diyorduk. Çünkü soğuk sıfatı, bakın buraya yazıyorum. Soğuk sıfatı çekim eki alamaz. Buradaki çekim ekini alırsa isme dönüşüyor. Soğuklar isim oldu. Yani biz buna adlaşmış sıfat diyorduk. Şimdi aynı bunun gibi. Mesela bir tane daha sıfat düşünelim. Diyelim ki bazı sıfatını düşünelim. Bazı ee, soruları bazı soruları çözemedim diyelim. Tamam, çözememiş olabiliriz. Önemli değil. Çözümünü izleriz, bitiririz. Bazı soruları çözemedim. Şimdi burada bazı sözcüğü sıfat, sorular isim. Bak dikkat etseniz çekim eki almış. Şimdi ben zamir yapıyorum bunu. Bazılarını, bazılarını çözemedim dediğimizde bazılarını sözcüğü arkadaşlar zamirdir. Niye? Çünkü bu sıfat olamaz. Önünde isim yok. Belgisiz sıfat çekim eki alarak belgisiz zamire dönüşmüş. Bu artık belgisiz zamirdir. Bu belgisiz sıfat, bu belgisiz zamir. Başka bir örnek daha yazalım. Şu kitabı, pardon renkler karışmasın. Şu kitabı uzatır mısın? Şimdi burada şu sözcü sıfat, işaret sıfatı bunu biliyoruz. Ama çekim eki almamış. Çekim eki alırsa zamire dönüşüyor. Şunu uzatır mısın dediğimizde artık şunu sözcüğü arkadaşlar nedir? Bir işaret zamiridir. Belgisiz sıfat çekim eki alırsa belgisiz zamiri, işaret sıfatı çekim eki alırsa işaret zamirine dönüşüyor. Bir örnek daha verelim konuyu iyice pekiştirin. Hangi e, kitabı istiyorsun diye bir soru sorsun. Bak, hangi kitap soru sıfatı. Eğer hangi sözcüğü eğer çekim eki alırsa ne oluyor? Hangisini istiyorsun oluyor? Bu sefer de hangisinin sözcüğü soru zamiri oluyor? Tekrar söylüyorum. Belgisi sıfatlar çekim eki alırsa belgisi zamir. İşaret sıfatları çekim eki alırsa işaret zamiri. Soru sıfatları çekim eki alırsa soru zamiri oluyor. Bu kadar basit. Şimdi gelelim eki halindeki zamirlere. Eki halinde olup getirildiği ismin hangi şahit olduğunu bildiren iyilik zamirlerini bir kere bilmemiz lazım. İyilik eki ve iyilik zamiri aynı şey esasında. Bir tane ev var. Kimin evi? Benim evim. Senin evin onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri diyebiliyoruz. Ya da çanta mesela kimin çantası bu? Benim çantam, onun çantası. İyilik eki yani. Evi boyadık dediğimizde burada iyilik eki yok. Burada herhangi bir ev. Ama evi güzelmiş dediğimizde onun evi oluyor. Evleri yenilediler dediğimizde herhangi ev. Ama onların evleri sahildeymiş dediğimizde o onun olduğu için bunlar iyilik eki oluyor. İlgi zamiri de ismin yerini tutan ki... İlgi zamiri ki ekidir. Bu ek isim tamlamalarında tamlayana gelerek tamlanan olan ismin yerine geçer demiş. Yani şöyle. Ali'nin evi burada. Senin evin nerede diyeceğine, seninki nerede diyor. Bak ki evin yerine geçmiş. Bizim projemiz bitti. Sizinki ne durumda? Sizin projeniz ne durumda demek istiyor. Bizim projemiz onlarınki kadar zor değil. Onların projesi kadar demek istiyor. Dolayısıyla ismi yerini tutan ki'ye biz ilgi zamiri diyoruz. Benim telefonum seninkinden iyi dediğimizde ki telefonu yanıtmış. Ama vitrindeki elbise dediğimizde bu ilgi zamiri değil. Bu sıfat yapan ki. Hangi elbise? Vitrindeki elbise. Bu sıfat yapan ki. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini dediğimizde. Buradaki ki ise ayrı yazılan bağlaç olan ki. Dolayısıyla bunun da onunla e bağlaç olan ki diye yazalım. Bunun da farklı olduğunu bilelim. Zaten bu ayrı yazılıyor arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle birlikte zamir konusunu mükemmel bir şekilde öğrendik. Detaylı bir şekilde öğrendik. Şimdi zamir konusuyla alakalı... Ödevlerimize bakalım. Zamirle alakalı sıfırdan dokuza edebiyatta arkadaşlar sayfa 126-127'de sizler için mükemmel bir konu anlatımı hazırladık. Buradan sayfa 126'da çok güzel bir şekilde konuyu inceleyip ardından da soruları çözebilirsiniz. Kare kodlardan da çözümlerini izleyebilirsiniz. Bunun haricinde Dinamo Soru Bankamıza da zamir korusuyla alakalı sizler için ee, testler hazırladık arkadaşlar. Onları da gösterelim. Şöyle ee, zarflardan önce fiillerden önce nerede zamir şöyle gösterelim zarflar pardon tiyatrodan önce gelmesi lazım. Ha, burada zamirlerle alakalı burada testlerimiz var bakın. Zamir konusuyla alakalı Türk Dili Edebiyatı Dinamo Soru Bankamızda test sıraları çözebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde tekrar testlerimizin sonunda Test 4'te de yine bir şekilde ve test 3'te de zamirle alakalı testlerimiz var. Takıldığınız soruları mutlaka karakut okularaktan çözmeyi, çözümlerini izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sizleri çok seviyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır. Kolay bir konu gördüğünüz gibi. Diğer dersimize görüşmek üzere. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yazın arkadaşlar.